Başlayalım arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bilindiği gibi dün meclisimizin bir hafta sonra ilk çalışma günüydü. Yoğun bir çalışma haftası içindeyiz. Geçen haftadan kalan uluslararası anlaşmaların oylaması sırasında da 270-280 kişinin bir arada aynı salonda bulunmak zorunda olduğu zorlu bir oturumu hep beraber geçirdik. Tabii bu milletvekillerimizin bundan sonraki sosyal hayatta ve özel yaşamlarında kendilerinin sosyal mesafeyi korumasına ve sosyal izolasyonlarına çok daha fazla önem vermeleri gereken yüksek bir risk durumunu da durumuna da işaret ediyor. Her ne kadar Meclis Genel Kurulu'nda mümkün mertebe çok fazla önlem alınmaya ve hepimiz gayret gösteriyor olsak da ciddi bir sorunla karşı karşıya olduğumuz aşikar. Dün ilk çalışma gününde maalesef bir kez daha Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup önerisiyle korona meselesine ilişkin mecliste bir komisyon kurulmasına yönelik talep reddedildi. Buradaki sorun daha önce de defalarca anlattığımız gibi bu sorun Türkiye'nin siyasi atmosferinin iktidar partisi tarafından force edilen, sürekli kamçılanan bir karşıtlık siyaseti üzerinden, bir kutuplaşma üzerinden, bir gerginlik üzerinden ve toplumun bir kısmını ötekileştiren, hatta seçimdeki tercihleri bir ittifaktan yana olursa terör örgütlerini destekledikleri anlamına geleceği gibi bir ayrımcılık üzerine kurulmuş ve seçmen tarafından reddedilen ve son yerel seçimlerde cezalandırılmış bir dil olmasına rağmen bu yeni yönetim sistemi anlayışı içinde %50+1'i almak için, kendi arkasını sağlam tutabilmek için toplumu germeyi bir marifet bilen siyaset biçiminin var olduğu, hüküm sürdüğü ve maalesef devam ettirildiği bir sürecin içindeyiz. Bu koronavirüsle mücadele gibi ulusal, hatta evrensel bütün insanlığı ilgilendiren ve Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yaşayan herkesin tedbirleri birlikte uygulaması, buna rıza göstermesi ve bu virüs salgınından kurtulmanın, en az kayıpla atlatmanın hepimizin ortak başarısı olacağına inanması ve bu inancı yüreğinde hissetmesi, aklında hiçbir şüphenin kalmaması son derece önemli. Bugün Türkiye'de herkes evlerine, partiler genel merkezlerine çekildiği bir noktada Türkiye siyasetini, Türkiye yönetenler ve siyaseti yönlendirenler açısından hep birlikte olunan ve gayret gösterilen, risk alınarak gayret gösterilen tek platform meclistir. Bu platform Polatlı'ya top sesleri, tank ses, Polatlı'daki topçu atışının sesleri meclisten duyulduğu sırada da mücadeleyi bırakmamış, kendi hayatlarını ortaya koymuş, kapanmamış ve mücadele etmiş bir meclistir bu meclis. Bu yüzden Gazi Meclis unvanını almıştır. Korona her yerde olmasından birlikte milletvekillerinin, tüm siyasi partilerden milletvekillerinin bulundukları, temas ettikleri, görüşebildikleri yer burasıdır. Ve burada korona salgınıyla mücadele için kurulması önerilen bir komisyon aslında Türkiye'ye umuttur. Elbette yüksek tedbirler alınır, büyük salonlar tercih edilebilir, belli sayıda milletvekiliyle katılınabilir ve çok yakın aralıklarla yapabileceği toplantılarla korona salgınına ilişkin bir ulusal mütabakatı ve alınan kararların hep birlikte uygulanmasını, Türkiye'nin 81 iline, 83 milyon vatandaşımıza, 87 milyon Türkiye'de yaşayan misafirlerimizle birlikte toplam insana en doğru şekilde ulaştırabilir bir rıza üretilecekse, bu rıza kendi seçtiklerinin tamamının temsil edildiği, Türkiye'nin %99,5'unun temsil edildiği meclisin bu konudaki kararlılığından perçinlenebilirdi. Ama dün bir kez daha Türkiye'yi yöneten saray iradesi dedi ki bunu yapmayın. Bizim CHP'ye, İYİ Parti'ye, HDP'ye ihtiyacımız yok. MHP'nin de zaten böyle bir şeye gereksinimi yok. MHP kendini
bir makbul muhalefet partisi olarak doğrusunu yanlışını her şeyini onaylayan ve bazen savunulmayacak yanlışları dahi bir taraftan onaylayabilen, ölüm sayısı 20 iken ne olacak canım? Trafik kazasında 20 kişi ölüyor Türkiye'de, bunu büyütmeyin diyecek kadar orantısız bir destek verebilen bir durumda ve bunu reddettiler. Bunu yanlış buluyoruz. Bir başka red daha vardı dün. O da hekime karşı, sağlık çalışanlarına karşı şiddet yasasının çıkarılması konusundaki bütün Türkiye'nin beklediği bir genel mütabakatın bir kez daha AKP ve MHP oylarıyla reddedilmesiydi. Öncesinde de söz aldık. Dedik ki aman ha şöyle düşünmeyin. CHP bir yasa teklifi verdi. Evet deyince bu yasa geçecek. Öyle bir şey değil. Gündeme alınmasını. Gündeme alınca örneğin bugün ya da af kanununun hemen sonrasında nereye gündeme alırsak o kararı da hep birlikte vereceğiz. Üzerinde konuşacağız. Önergeler vereceğiz ve meclisin ortak mütabakatına dönüştürebileceğiz. Gelin bunu yapalım dedik. Bunu da reddettiler. Oysa Fahrettin Koca meclisten bunu istediğini söylemişti. Dün Adalet ve Kalkınma Partisi'nin grup başkan vekili de bunu tekrar etti. Biz Fahrettin Koca'nın talep ettiği metni biliyoruz. AKP de eline bir paragraf almış. Bu torba yasa ekleyelim. AKP tipi yasama anlayışı. Oysa hekime karşı şiddet yasası önerisi 8-9 aydır Türk Tabipleri Birliği başta olmak üzere sağlık meslek örgütlerinin gelip bütün partilere önerdiği, sağlık emekçilerinin tamamının talep ettiği şekilde komisyonda duruyor. Komisyonu toplamadılar. Yarın toplayabiliriz. Toplamıyorlar. Sağlık Bakanı gelir, yardımcıları gelir. Bütün partilerden milletvekilleri oturur. Sağlıkta şiddet yasasını en iyi şekilde dönüştürürüz olmaz. Türk tabi ve eline AK Partililer bir metin almış. Efendim biz bunu infaz yasasına ekleyiverelim. AK Parti'de bir yasama. Metin Fahrettin Koca'nın talebinin %20'sini karşılamıyor. Metin Türk Tabipleri Birliği'nin talebinin %10'unu karşılamıyor. Öyle bir maddeyi zaten bundan 1,5 yıl önce, 1,5 yıl önce öyle bir maddeyi plan bütçede eklediniz. Olmaz dedik, olmaz dediler, sonuç sıfır, elde var sıfır. Bu sefer de bir benzer metni buraya ekleyelim. Vatandaş şunu bilsin, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin hekime karşı şiddet için biz de çalıştık, hazırlığımız var, biz de ekleyeceğiz dediği şey dağın fare doğurmasıdır. Fahrettin Koca'nın talebini biliyoruz. AK Parti'nin madde önerisini gördük. %20'sini karşılamıyor. Doktorların talebinin %10'unu karşılamıyor. Hemşirelerin beklentisinin %10'unu karşılamıyor. Ve tamamen bir algı yönetimine yönelik bir yaklaşımdır. Dün hep birlikte yine AKP ve MHP oylarıyla, gerçi MHP'de grup başkan vekili ve birkaç arkadaşın dışında genel olarak el kaldırma noktasındaki çekinikliği de gördük. Yani artık milletvekilleri bu katı grup disiplininin saraydaki kötücül akla hizmet etme talimatından da bıkmış durumdalar. İnanın birebir yapılan görüşmelerde de Cumhur İttifakı'nın milletvekillerinin bu bazı alınan kararları ve bazı uygulamaları içlerine sinmeye sinmeye desteklemek ya da bazı önerileri içlerine sinmeye sinmeye reddetmek durumunda kaldıklarını biliyoruz. Ama maalesef bu katı ve saray ne derse onu yapacağız, mecliste bir gününe dokunmayacağız anlayışı son derece kötü bir noktaya meclisimizi de demokrasimizi de savurmaktadır. Bu savrulmanın önemli bir boyutunu da yıllardır kapasite sorununa, infazdaki sorunlara ve insan onuruna aykırı infaz sistemine itiraz ettiğimiz, nihayet korona yüzünden 2 yıl önce MHP'nin söz verip 1 yıl önce AK Parti'nin söz verip 1 Ekim deyip meclise söz verdikleri ama korona gelene kadar tutmadıkları infaz affı koronavirüsünün ikna ettiği şekilde meclise geldi. Olduğu gibi geçirmek istiyorlar. Aynen geçirmek istiyorlar. Noktasına virgülüne dokunmadan geçirmek istiyorlar. Meclisi bir boyacık ipi gibi, saray bunu hazırladı, cilasını yapın, hizmete sokun diye bir yasama makinesi, yasama fabrikası gibi çalıştırmak istiyorlar. Ama bunu
saraydan hazırlananın MHP ile anlaşıldığı şekliyle noktasına virgülüne dokunmadan geçmesi. Bu öyle sakat bir anlayış ki meclisteki 600 tane beyni hiçe sayan, 600 tane yüreği, 600 tane vicdanı görmezden gelen bir anlayışla karşı karşıyayız. Dayattıkları yaklaşım utanç verici. Bahane koronavirüs ama fırsatçılık böyle bir dönemde bile. Yani bakın, Anadolu'da bir laf vardır. Olmadık zamanda biri size bir kötülük yaparsa, ya bu vakitte adamı yılan bile sokmaz derler. Şimdi bu vakitte içine koydukları maddeye bakın. Cumhurbaşkanına hakaretten 1 yıl, 1,5 yıl cezalar alınıyor. Çünkü bizde 299 diye bir madde var Türk Ceza Kanunu'nda. O Cumhurbaşkanına hakarete çok ağır ceza veriyor. Hangi Cumhurbaşkanına? Bu Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer gibi, Abdullah Gül gibi, daha önceki Süleyman Demirel gibi, Turgut Özal gibi. Cumhurbaşkanları Cumhurbaşkanı olunca partisinden ayrılıyordu. Siyasi hiçbir şey söylemiyordu. Sorulduğunda bazıları dozunu kaçırdığı ve eleştirildiği de olmuştu. Ama diyordu ki ben Cumhurbaşkanıyım, ben tarafsızım, ben bu konuda bir şey söyleyemem. Cumhurbaşkanı görevini yaparken partisi olmadığı gibi siyasi polemik de yapmıyordu. Bugünkü gibi günde, haftada, hafta 7-8 canlı yayınlarda muhalefet liderlerine, muhalefet temsilcilerine, muhalefet partilerinin oy verenlerine, gönül verenlerine, hatta ülkenin kurucu kadrolarına, kurucu babalarına ağzına geleni söyleyip sürekli bir polemiği tahrik edip sürekli bir kavganın parçası olup sürekli siyasi kavgaları hakaret amiz bir dille hiçbiri sürdürmüyordu. Onu korumak için bir kanun var. Rejimi değiştirdiler. O diyorlar ki artık Cumhurbaşkanı yürütmenin başı. Yani öyle bir cumhurbaşkanı ki eski cumhurbaşkanı ile eski başbakanın toplamından fazlası. Bu cumhurbaşkanı hafta 7-8 saldırıyor. Cevap verince cumhurbaşkanına hakaret. Sonra 62 yaşında bir emekli öğretmenimiz Facebook'un başında bu partili cumhurbaşkanının yaptığı hakaretlere bir cevap yazıyor, bir cümle. Ya da örneğin Özgür Özel'in söylediği bir sözü, bir muhalefet liderinin söylediği bir sözü paylaşıyor. Twitter'da retweet ediyor. Veya Facebook'ta beğeniyor. Buna dava açıyorlar. Yüz binlerce ceza veriyorlar. Şimdi bu af yasa tasarısında bu her yaştan 18 yaşından 80 yaşına kadar Cumhurbaşkanı hakaret davası açtıkları, yıldırmak için, sindirmek için, parmağın bir dahakine dokunamasın, beğenemeyesin Cumhurbaşkanı'na yapılan bir eleştiriyi diye sindirmek için yaptıkları bu davalara %40'ını mecbur yatacak. Yarısının 5/4'ünü. Yani 1 yıl ceza alan bir emekli işçiyi 5 ay yatıracak. 1,5 yıl ceza alan 19 yaşında, 18 yaşını yeni geçmiş gencecik bir çocuğu gidecek orada 8 ay yatıracak. Kafaya takmış bunları. Bu fırsatçılık. Anadolu dendiği gibi bu vakitte adamı yılan sokmaz. Korona saldırıyor. Cezaevlerini boşaltmak lazım. Boşalan yere beni eleştirenleri, bana karşı hakaret suçu işlediğine benden korkan mahkemelerin mecbur karar verdiklerini hapse sokalım diyor adam. Bu anlayışı milletimize şikayet ediyoruz. Başka ne yapıyor? Cezaevlerine girecek, gazeteyi sınırlayacakmış. Yandaş gazeteler girecek, basın ilan kurumunun uygun gördüğü, reklam verdiği ama basın ilan kurumunun ilan vermeye uygun görmediği ya da ceza verdiği, örneğin Cumhuriyet Gazetesi'ne, Bir Güne, Evrensel'e, Sözcü'ye cezalar yağdırıyor ya, gazetelerin, Yeni Yaşam Gazetesi, gazetelerin cezaevine girmesini engelleyecek. Sırası mı? Zaten saçma, zaten çılgınca, utanç verilecek bir şey. Yıl 2020 ya. 500 yıl önce olmaz böyle şeyler yani. Zindan mantığı bu. Aslanlarla
Aynı yere koyun o zaman, parçalasınlar. Suç işledi bunlar. Böyle olur mu? İnfaz dediğin başka bir şey. İçeride diye zulmedemez. Adam zaten düşüncesini açıkladı diye sol muhalif birisine sen yeni şafak okuyacaksın diyor. Yeni şafak. Akit vereyim diyor. Beğenmiyorsan takvim var diyor, mis gibi diyor. Daha ne yapacaksın diyor. Adam sosyalist ya. Düşüncesini açıkladı diye içeri atmışsın. Utanmadan bir de benim gazeteleri okuyacaksın diyor. Sabah neyine yetmiyor, nedir cumhuriyet diyor ya. Böyle bir anlayış olabilir mi? İnfaz kanununda bu var. Türkiye Cumhuriyeti'nin değerli vatandaşları. Herkesin niyetini bir görün, bir anlayın diye bunu ifade etmek durumundayız. Bunun yanında rüşvetçi bir tane adam yakalanmış. Rüşvet, rüşvet. Rüşvet alırken yakalanmış. 6 yıl cezası var. Bu kanunla çıkıyor. Rüşvetçiye haber yapmış bir gazeteci. Majestelerinin bir savcısı, majestelerinin 3 hakimi karar vermişler. Bu gazeteci bu rüşvet haberini yaparken, bu yolsuzluk haberini yaparken, hükümetimizi, devletimizi yıpratmak için terör örgütü üyesi olmasa bile terör örgütlerini faydasına olabilecek bir iş yapmıştır. Kanuna göre terör örgütü üyesi gibi cezalandırılıyor. Bu yatmaya devam edecek. Rüşveti alan çıkacak, haber yapan yatacak. Kabul edilebilir olmayan tarafı bu. Eşitlik yok, vicdan yok, adaletin A'sı da yok, T'si de yok, Z'si de yok. Hiçbir şey yok. Bunu görmek lazım. Siyasetçiler yatacak, gazeteciler yatacak, akademisyenler yatacak, avukatlar yatacak, insan hakkı savunucuları yatacak, rüşvetçiler, irtikapçılar, kapkaççılar, onlar çıkacak. Aladağ'da kızları cayır cayır yakanlar, üstüne kapı kapatanlar çıkacak. Aladağ'da ciğeri yanıp da batsın sizin kara düzeniniz diye tweet atan yatmaya devam edecek. Soma'da 301 kişiyi, 301 evladımızı diri diri, diri diri o cehenneme sokanlar, orada boğanlar çıkacak. Soma'nın yarattığı o psikolojiyle Facebook'ta ağır eleştiri yapanlar yatacak. Bu anlayışa isyan ediyoruz. Mücadelemiz eşit, adil, savunulabilir. Gece başını yastığa koyduğunda ben bugün neye evet dedim diye kendine hesap verebileceğin bir af kanunu için mücadele ediyoruz. Temel mottomuzu, temel yaklaşımımızı bir kez daha altını çizelim. İçeriden evladının, yakınının, babasının çıkmasını bekleyen kader mahkumunun bizden, kader mahkumunun yakınlarının bizden zerre şüphesi olmasın CHP'den. Ama biraz önce saydığım içeri hiç girmemesi gerekenlerin, içeride bir dakika daha tutulmaması gerekenlerin yakınlarının da kendilerinin de mücadelemizden şüphesi olmasın. Çok net olarak bunu söylüyoruz. Devletin polisine, askerine kurşun atanı, kendisine emanet edilmiş tankla vatandaşı ezeni, milletin meclisini F-16 ile bombalayanın da zaten affı aklından geçirmiyor olması lazım. Bu tip suçların bundan sonra işlenmesinin önündeki caydırıcılığında hepimiz farkındayız. Şunu da söylüyoruz. Hümanizmle caydırıcılık dengesi ceza hukukunun altın oranıdır. AKP, MHP imzası, bırakın altın oranı, herhangi bir mantık, terazi bırakmamakta bütün infaz rejiminizde alt üst etmektedir. İnfaz adaletine uygun çalışmaya devam edeceğiz. Kısaca değinmek istediğim bir başka konu, Sayın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 6 ilimize ait yoğunluk haritaları üzerine. En çarpıcısı İstanbul. Bunu krizin başından beri söylüyoruz. Diyoruz ki illeri açıkla, ilçeleri açıkla, lokasyonları açıkla. Nihayet. Ama görünüyor ki çok geç. Maalesef çok geç. Nihayet ama maalesef ki çok geç. Ve görülüyor ki İstanbul'da nüfusun en yoğun olduğu yerlerde inanılmaz bir vaka
Ve bunun yanında ölüm, entübe hasta, yoğun bakım, inanılmaz yoğunluklar var. Nüfusun en yoğun olduğu yerlerde. İstanbul'da ipin ucu kaçmış görünüyor. Bunu bilim kurulundan gelen bazı bilgiler, bazı haberler söylüyordu zaten. İpin ucu kaçtı, kontrol altına alınamaz. Ve Ekrem İmamoğlu, bir hafta 10 gündür bu tablo Ankara'dan bakınca, örneğin sizler, biz, bizi bugün Erzurum'dan, Trabzon'dan, Adana'dan, Mersin'den izleyen vatandaşımız Ankara'dan bakınca bunu görmez. Biz Fahrettin Koca bu bilgiyi paylaşırsa görürüz. Ama yerel yönetici orada görür. 39 ilçede yere ayak basan, 39 ilçede çalışanı olan, teşkilatı olan yerel yöneticiler bunu görür. Krizle mücadelede yerel yönetimin dışlanmama gerekliliği ve yereldeki dinamiklerin desteklenmesi gerekliliğinin en önemli göstergesi Ekrem İmamoğlu bunu gönül gözüyle görmedi 10 gün önce. Orada olduğu için gördü. Ve dedi ki çok geç olmadan İstanbul'a hiç olmazsa katı izolasyon tedbirleri almamız lazım. Bugün bunun gerekliliği ortadayken bunun yapılmamasının sebebi içinde bulunduğumuz rejimin. Bakmayın siz rejimin tepesinde oturanın hiçbir şey dünyada eskisi gibi olmayacak demesine, onu destekleyenin dünya artık eskisi gibi olmayacak açıklamalarına bakmayın. Bunlar bu kapitalist sistemin, bunlar bu emek sömürüsünün, bunlar bu kan emici eski ve devam ettirilmesini istedikleri rejimin hayranları, meftunları, uygulayıcıları bunlar zaten. Bunlar ister ki eski, her şey eskisi gibi olsun. Çünkü her şey eskisi gibi olmayacak. Dünyadaki popülist liderler giderken Türkiye'nin tepetisindeki popülist lider herhalde bu zulme devam edemeyecek. Ama Soma'da 301 canı alan üretim baskısıydı. Ermenek'te vatandaşlarımızı, madencilerimizi yerin altında suyun içinde boğduran üretim baskısıydı. Bugün İstanbul'da sokağa çıkma yasağını ilan etmeyip Ekrem İmamoğlu 10 gün önce söylediğinde, bugün karantinanın 10. günüydü İstanbul'da, bu tablo bambaşka bir şey olurdu. Ve yarın daha kötü bir tablo olmazdı. Ama üretim baskısı. Buradan açıkça söylüyoruz. Özellikle İstanbul için bir karantina elzem hale gelmiştir. Bu konuda lütfen bilim kurulunun vermiş olduğu kararları ve önerileri dikkate alınız. Bilim kurulunu şahsı bilir kuruluna çeviren Sayın Fahrettin Koca. Bilim kurulunda takdir ediyoruz. Bilim kurulunu dinliyoruz. Sonra çıkıp bilim kurulumuzun kararlarını aldık. Cumhurbaşkanımıza söyledik, şahsı bilir diyorsun. Bilim kurulunu dinleyeceğiz. Şahsı bilir kurulunu değil. Şahsı şunu biliyor. Üretimi durduramayız. Türkiye'de nasıl bir bağışıklık sistemi yapılıyor? Örneğin Çin'de ve Güney Kore'de, özellikle Güney Kore'de teknolojiye dayalı yoğun bir karantina ile baskılama, söndürme, salgını bitirme. İngiltere bir ara niyet etti, sürü bağışıklığı vazgeçti. Bizdeki bağışıklık sistemi, bizdeki pandemiyle mücadele yöntemi sınıf bağışıklığı. Sınıf bağışıklığı, parası olan kendini korusun. Parası olmayan çalışmak zorundadır. Çalışsın, bağışıklık kazanıyorsa yaşasın, kazanamıyorsa Allah rahmet eylesin. Bu sınıf bağışıklığı sistemini, bu ayıbı Türkiye'ye yaşatmaya kimsenin hakkı yok. Bu yüzden kritik, stratejik üretim yapan fabrikalar hariç, yani gıdadır, maskedir, ilaçtır, ne gerekiyorsa. Orada da hem kısa vardiyeler, çok vardiya değişimi, çeşitli tedbirleri var bunun, her şey yapılabilir. Onun dışında belli bir süre bu krizi durdurmak için tedbir alınması gerekiyor. Bu çağrımızı bir kez daha söylüyoruz. Ayrıca madem ki devamlı haklı çıkmaktadır ve madem ki son kurulan sandıkta, en son sandık Türkiye'de Ekrem İmamoğlu için kuruldu. Sadece Ekrem İmamoğlu mu, Binali Yıldırım mı diye karar verildi. Çok açık farkla İstanbul demek Türkiye demekse, Sayın Cumhurbaşkanı'nın dediği gibi, Türkiye şunu diyor, son seçilmişi, son sandıktan çıkan Ekrem İmamoğlu
bu uyarıları yaptığı gibi diyor ki kuracağınız hastanelerin yerleri yanlış. Gelin bunun birini Yenikapı'ya, birini Maltepe'ye kurun. Altyapısı hazır, her şeyimizi yaparız. Metrosu, ulaşımı, elektriği, suyu, doğalgazı biz oradayız diyor. Ama dediğiniz yerlerde çok sorun olur diyor. Bunu da kendisini teyiden altını çiziyoruz. Ayrıca İstanbul Ticaret Odası Başkanı'nın bile önerileri var ve eleştirileri var. Lütfen bunları da dikkatle dinlesinler. Yoksa çok önemli yanlışların yapılma arefesinde olabiliriz. 20 gün önce İstanbul'a bir pandemi hastanesi kurulması Twitter'da en çok konuşulan konu olmuşken 20 gün sonra 45 güne yetiştirmeye çalışacağız demenin alkışlanacak değil, eleştiriye muhtaç, gecikmiş bir tedbir olduğunu da söyleyelim. Bundan 20 gün, 22 gün önce bir pazar günü Twitter'da Atatürk Havalimanı hastane yapılsın öresi vardı. Yer doğrudur, yanlıştır tartışılır. Ama 22 gün sonra karar verdik, çok acele 45 gün hastane yetiştiriyoruz denmez. Sonra size iyi kriz yönetiyorsunuz demezler. Zaten kendi seçmeniniz de demiyormuş. Şahsı tarafından alınan kararlarla vatandaşın cebinden vatandaşa hediye dağıtan birisiyle karşı karşıyayız. Bakın, bunlarla övünülmez. Bunlar övünülecek işler değil. Koskoca Türkiye Cumhuriyeti'nin utanacağı işler bunlar. Bu bir tenezzül meselesi, tenezzül. Bu torbanın içindeki maskeyi, kolonyayı, torbanın parasını ne yaptınız? Oğlanların sünnetinde takılan altınları, Emine Hanım'ın bileziklerini bozdurup mu aldınız bunu? He? Bunu ne yaptınız? Düğündeki takıları bozdurup mu aldınız? Ya da Cumhurbaşkanı maaşından biriktirdiklerinizden mi dağıtıyorsunuz bunları da üstüne hediyedir yazıyorsunuz. Ne hediyesi? Recep Tayyip Erdoğan imzası altına hediyedir. Yazıktır ya. Dünyada bu parayı yolladığınız, bunları verdiğiniz 65 yaşındaki kişi işçi emeklisi ise emekli olana kadar onun askeri ücretinden dünyadaki en yüksek vergiyi kestik biz. Son 17 yıldır yaptınız bunu. Dünyada hiç kimse kendi vergisiyle alınmış bir şeye hediye diye kandırılmaya çalışılamaz. Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşları da aptal değildir. Buna tenezzül eden de bir devlet adamı yaklaşımı yoktur. Bu ne biliyor musunuz? Tükenmekte olan birinin şahsi itibarını yükseltmek için kendisine emanet edilen kamu gücünü ve kendisine emanet edilen parayı şahsının propagandası için kullanmasıdır. Ayıptır, yazıktır, günahtır. Bu hediye mediye değildir. Bal gibi haktır. 65 yaş üstü emekliye bir tane kolonya, bir tane maskeyi Cumhurbaşkanı hediyesi diye yollamaya kimsenin hakkı yoktur. Herkes şunu bilsin ki vatandaşlarımız, bu senin ananın ak sütü gibi helaldir. Senin verginle alınmıştır. Hatta senden çalınan, sana verilmemiş paralarla alınmış, dağıtılmaktadır. Bugün Almanya 850 milyar euro ayırdı. Biz 12 milyar euro ayırdık sana. Bunun da 20'de biri sana dağıtıldı. Almanya'nın 60'ta biri kadar vatandaşına para ayırabilen bir anlayış, bir hükümet bugün bunun üzerinden kişisel propaganda yapmaya çalışmaktadır. Vatandaşlar yardımlar ulaşmıyor, uyarılarında bulunuyorlar. Ulaşmaz. Neden ulaşmaz? Bugünün ihtiyaç sahibi dün de ihtiyaç sahibiydi, doğru. Sen Ankara'dan, Sırça Köşkü'nden, kupuz kupuz, tepeden tepeden bakarak ancak o 2.1 milyon kişiyi görüyorsun. Bunlar dün ihtiyaç sahibiydiler, bugün de ihtiyaç sahibiler. Ama bugünün yeni ihtiyaç sahipleri var. Örneğin herhangi bir kadın kuaföründe çalışan, haftalıkla çalışan bir genç kadın. O haftalık alamıyor artık. Dün sen onu sigortalı gördüğün için sosyal yardımlaşma vakfında kaydı yok.
Ama bugün onun bir lokma ekmeğe muhtaçlığı var. Bunu sen göremezsin. Sosyal Yardımlaşma Vakfı üzerinden bakılarak görülmeyen şey yerelde görülür. CHP'li de olsa, MHP'li de olsa, AK Partili de, HDP'li de, İYİ Partili de olsa o sokaktaki yeni ihtiyaç sahibini o bilir, o görür. Yerel yönetimleri dışlayıp şahsım yapacak, puanı toplayacak mantığı bu ülkede sağlık alanında görece iyi yönetilen krizin ekonomi alanında son derece kötü yönetildiğini ortaya koymaktadır. Yeni muhtaçlar var. Dün kahvehanede üç çay kap gel oğlum diye koşturduğunuz elinde tepsisiyle askısıyla garson bugün ihtiyaç sahibi aç. Lokantada çalışan çocuk, orada hiç gözümüzün görmediği içeride çalışan, sabah beşte kalkıp çorba yapan ahçı aç. Onlara ne yapıyorsunuz? Sokağa çıkma, evde kal. Evde kal, aç kal. Bunlara bir şey yapmak lazım. Bunun için toplumun tüm kesimlerini birden harekete geçirebilecek yerel yönetimlerin önünü kesen, yardımlarını kesenler bugün yoksulun, yeni ihtiyaç sahibinin sofrasına konulacak çorbanın yolunu kesmektedirler. Orada kaynayacak bir kuru fasulyenin pişecek pilavın önünü kesmektedirler. Ona engel olmaktadırlar. Bu yüzden bu konuda çok daha dikkatli davranmak gerekir. Biraz önce bir itiraf geldi Fahrettin Altun'dan. Çok konuşan çok yanılır, çok da yanıltır, çok da mahcup eder. Dün geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı şöyle söylemişti. 2.1 milyon aileye 2 milyar lira yardım yaptık. Paketin içindeki 2 milyar buydu. Çok az, yetmez ama doğru, yapmak lazım. Sonra dedi ki, aldığımız kararla 2.3 milyon aileye daha yardım yapacağız. Yapmak lazım. Fazlasını yapmak lazım. 1.000 lira değil, bir askeri ücret düzeyinde yapmak lazım. Bunu esnaflara yapmak lazım, herkese. Devletin, bunu bugün için var bu devlet. Ama Fahrettin Altun bugün açıklama yaptı. Toplanan paralardan 2.3 milyon aileye yardım yapılacak. Cumhurbaşkanının devlet yapacak diye söylediği şeyin, Cumhurbaşkanının söylediğinin doğru olmadığını ve bu yardım paralarından, arkadaşlar döndük dolaştık aynı yere geldik. Yardım yapan vatandaşımız, değerli vatandaşımız, Allah aşkına şunu bir düşün. Sen yardım yaparken devletin yapacağı yardıma kaynak olsun diye mi bu parayı verdin? Bir kişi daha fazla faydalansın diye mi verdin? Ya zaten yapıyorsunuz, yapmanız lazım. O para var, olmalı, harcanmalı. Şimdi diyorlar ki o parayı biz verdik. Aynı şey gibi. Adam 15 Temmuz şehidine gazete gitsin diye para verdi. Paranın üstüne o günden beri yatmışlar. Vakıf kurduk, oraya koyacağız. Vakfımız anıt yaptıracak, kütüphane yaptıracağız. O günleri unutturmayacağız. E o gün para veren şehidin ailesine, gaziye gitsin diye o parayı vermişti. Bugün para veren bir fazla kişi açlıktan kurtulsun diye yapıyor. Fahrettin Altun diyor ki bağışları aldık. Devletin yapması gereken işte kullanacağız. Olmaz. Bağış mantığına aykırı. O zaman adam demez mi? Keşke elimi tutmayaydın da ben bu parayı Mansur Yavaş'ın kampanyasına vereydim. O çünkü bir başka yoksulu ulaştırıp verecekti. Seninkinden gayrı. Ya millet seninkine finansman sağlayacaksa neden yardım yapsın? Zaten vergi alıyorsun. Bütün yanlışlık, bütün haksızlık buradadır. Bunu ifade edelim. Bir küçük notumuz da şu. Bir soru önergesi yanıtladı yine Fuat Oktay. Soru önergelerini küçümseyen, meclisi küçümseyen, soru önergelerini yanıtlamayan, yolladığın soru önergesini kendi görevi olduğu halde bilmeden bunu bana diye şu bakana sor diyor. Oysa onun görevi eski başbakanlığa sorulması gibi ilgili bakana yollamakken. Soru önergelerine fasarya yanıtlarıyla meşhur, meclisi küçük gören Türkiye'nin en büyük atanmışı. Milli iradeyi küçük gören Türkiye'nin en büyük atanmışı bir soru önergesine yanıt verdi bugün. Verdiği yanıt şu. Ekonomik Sosyal Konsey toplansın diyoruz ya. Efendim, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçtik.
Öyle olunca da Ekonomik Sosyal Konsey Kalkınma Bakanlığı'ndan Cumhurbaşkanlığı'na geçti. İkincil mevzuatını hazırlamadık, hazırlıyoruz. Hazırlanınca toplanacak. Sanırsın geçen ay geçtik, Sosyal Konsey de 3 ay önce toplamıştı beyefendi. Daha masası dağınık duruyor yani toplantı salonunun. Ekonomik Sosyal Konsey en son 5 Şubat 2009'da toplanmış. 24 Haziran 2018'e kadar 9 yıl kanunu varken toplamayan kendileri. 24 Haziran'dan bugüne kadar ikincil mevzuat dedi de toplantıya kimler katılacak onu yazacak. Kendileri. Bu Ekonomik Sosyal Konsey bugün toplanmayacaksa ne gün toplanacak sorusu var. Bugün toplansa esnaf odalarının başkanı gelecek. İlgili meslek kuruluşu olarak Türk Tabipleri Birliği gelecek. Eczacılar gelecek. İşveren sendikaları gelecek. İşçi sendikaları gelecek. İşte aklınıza gelebilecek toplumda bu sorundan etkilenen ve bunu çözebilecek herkes oturacak. Ekonomik Sosyal Konsey çalışacak. Bugün toplanmayacaksa ne zaman toplanacak? Fuat Oktay diyor ki ikincil mevzuatını yapamadık hala. Sanki geçen ay iktidara gelmişler veya geçen ay sistem değişmiş gibi yasak savmak için, baştan atmak için bir açıklamadır. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Mecliste adil bir af için çalışmaya, mücadele etmeye devam edeceğiz. Korona ile ilgili olumlu katkılarımızı sunmaya devam edeceğiz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin öneminin farkında olarak mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz. Toplantıya gelmeden önce düşen bir haberle yapılan bir hain terör saldırısında 5 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini öğrenmiştik. Kendilerine de Allah'tan rahmet diliyoruz. Koronada bugüne kadar kaybettiklerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Bu kayıpların hızla azalması ve durması için hep birlikte mücadele ediyoruz, ümit ediyoruz. Bunun için dua ediyoruz. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Sorunuz varsa yanıtlayın. Buyurun Ünal Bey. Şöyle özetleyeyim. Konuyu biliyoruz. Sağlıkta şiddetle ilgili Türk Tabipleri Birliği'nin başı çektiği sağlık meslek örgütlerinin bir talebi var. Bu talep sağlık komisyonunda duruyor yıllardır. Ellemiyorlar aylardır, 10 aydır ellemiyorlar. Şimdi bunun dün biz getirdik, görüşelim, gündeme alalım dedik, reddettiler AKP ile MHP birlikte. Bugün gelinen noktada sağlıkta şiddet yasasıyla ilgili bizim bir çalışmamız var diyorlar. AK Parti'de metin var. Biz metni gördük. Metin Sağlık Bakanı'nın talebinin %20'sini, sağlık emekçilerinin talebinin %10'unu bile karşılayamayacak bir metin. Dediler ki bu metni buraya ekleyelim infaza. 5 partinin evet demesi gerekiyor. 5 parti birden buna evet demediği için ekleyemiyorlar. O zaman komisyondaki bir başka torbaya bunu ekleyecekler. Ama daha fare doğuracak. Beklentiyi karşılayan bir iş değil. Dört başı mamur bir sağlıkta şiddet yasası çıkarmak varken torba yasaya paragrafla hekime karşı, sağlık çalışanlarına karşı işlenen suçların cezasını %50 arttırmaya yönelik. İşlemeyen ve işlemeyecek, sonuç vermeyecek, sonuç vermeyeceğini herkesin ifade ettiği bir pansuman tedbir. CHP olarak hiç yoktan iyidir. Ona evet deriz o maddeye ama beklentiyi karşılamaz. Lütfen doğrusu şudur. Buradan çağrıda bulunuyoruz. Lütfen sağlık komisyonu toplansın. Sağlık Bakanı'nın da katıldığı doktorların, hemşirelerin, eczacıların, tüm sağlık emekçilerinin temsilcilerinin katıldığı bir toplantıda sağlıkta şiddette ne yapılabilir? Bütün partilerin ilgili milletvekilleri komisyonda buna son şekli versinler. Bunda niye bir eksiklik var? Demokrasi böyle bir şey değil mi? Madem herkes mutabık, en doğrusunu niye yapmıyoruz? Yapmıyoruz çünkü saray kafasınca bir şey yazıyor, virgülüne de dokunamıyor beyler. Ayrıca şunu da ifade edeyim son olarak sorunuzdan esinlenerek hatırladım. Cumhurbaşkanı şöyle bir ifade kullanıyor. Dün diyor toplantımızı gerçekleştirdik ve aldığımız karar gereği diyor Bakanlar Kurulu'nda diyor. Bakanlarımızla birlikte diyor aldığımız karar gereği yeni bir torba yasayı diyor
meclisimizin gündemine sunuyoruz diyor. Bunlar 24 Haziran 2018 gününe kadar söylenebilecek sözlerdi. Şimdi kendi yaptığınız anayasa gereği siz bakanlar olarak, bakanlar kurulu olarak, öyle bir kurul yok zaten artık, yürütme olarak yasa teklif edemezsiniz. Bu meclisi göstermelik bir meclis olarak gördüklerinin, meclisi de yürütme eliyle yönettiklerinin ve altına mecliste kanun tekliflerine imza attırdıkları milletvekillerine anayasaya karşı muazza suçu işlettiklerinin, vatandaşı teklifleri milletvekilleri verecek diye işletip oyu aldıktan sonra sistemi bildikleri gibi işlettiklerinin itirafıdır. Kanun tanımazdırlar, kendi yaptıkları anayasayı çiğniyorlar. Zaten tek adam rejimi böyle bir şey. Erdoğan'a değil, Erdoğan'a göre yapılmış bir anayasa olduğu için o anayasayı ilk çiğneyen de yine Erdoğan oluyor. Çünkü anayasadan, anayasacılıktan, toplumsal mütabakattan ve toplumun mütabakatına herkesin uyma zorunluluğundan bir haber. Şahsı için yapılmış bir anayasa. Elbette çiğneyecek. Şöyle görüyor. Zaten ben yaptım ki diyor, bana yaptılar diyor. Ben diyor nasıl bana yapılmış bir kıyafeti, pantolonu çıkarıp üstüne basabilirsem diyor. Nasıl ayakkabılarımı çiğneyebilirsem diyor. Bu anayasada şahsımın diyor, çiğnerim. İşte bir tek adamın, tek adam için anayasa yapmanın, Erdoğan'a değil Erdoğan'a anayasa yapmanın maliyeti budur. İlk önce o anayasayı kendi çiğner. Başka soru var mı arkadaşlar? Çok teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz.